HK9 Ultra 2 Max modeliyle karşınızdayız. Bu modelde diğer modellerde olmayan ek kitap özelliği, aynı zamanda bir yerel hafıza içermesi, Bluetooth kulaklık bağlantısı yapabilme, telefon kamerasını direkt saate yansıtabilme özelliği gibi onlarca farklı özellik gelmiş. İçerisindeki oyun sayısı arttırılmış. Gayet güzel oyunlar eklenmiş. Gelen aramaları cevaplayabilme, bütün WhatsApp, Instagram, sosyal medya bildirimlerini görebilme, galerideki fotoğraflarımızı görüntüleyebilme, daha doğrusu içerisine fotoğraf yükleyebilme ve Bluetooth kulaklık bağlayabilme gibi onlarca farklı özellik gelmiş. Gelin bu saati daha yakından inceleyelim. Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Apple Watch Ultra replikası ile karşınızdayız. Bu model HK serisinin en son çıkan modeli olarak karşımıza çıkmakta. Modelin hemen teknik detaylarıyla başlayalım ve detaylıca irdeleyelim. Bu model Türkiye'de iSmart Store Instagram sayfası tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini satıcıya sorabilir ve oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde teknik detaylarla başlıyorum arkadaşlar. Saatimizde 2.12 inç orijinalini aratmayan AMOLED bir ekran bulunuyor arkadaşlar. AMOLED gerçekten AMOLED, sahte falan değil. Bazen bu ürünlerin replikası yapılabiliyor. Batarya olarak da 450 mAh bir bataryası bulunmakta bu saatimizin. Bataryanın performansına da videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Saatimizde Bluetooth versiyonu olarak 5.2 Bluetooth versiyonu kullanılmış ve çift çekirdek bir işlemciye sahip olan saatimizi yakından inceleyelim. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. Yine alışık olduğumuz HK kutularından bir tanesi arkadaşlar. Burada uygulama içerisinde bulunan bazı özelliklerden bahsedilmiş. Burada yine ChatGPT detayını ve HK 9 Ultra 2 Max yazısını görmekteyiz. Kutu içeriği olarak arkadaşlar saatimizin kendisi bir adet siyah silikon kordon, ki çok yumuşak güzel bir kordon. Bir tane de bu şekilde çok beğendiğim tarzda bir kumaş kordonla birlikte geliyor arkadaşlar. İki adet rengi var, şöyle gösterelim. Bu iki renk de aynı kordonlara sahip şekilde geliyor. İki rengi de bu şekilde, detaylı bir şekilde şöyle baktığımız zaman ikisinin de oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki bir adet de içerisinden wireless şarj aleti bize eşlik ediyor. Bu şekilde saatinizi şarj edebilirsiniz. Şöyle bir saatimize bakalım. Yine sağ tarafında iki adet fiziksel tuşumuz var. Orta tarafta bir adet mikrofon bulunuyor telefon görüşmeleri için. Sol tarafta hoparlör bölümünü ve üçüncü turuncu tuşumuzu görmekteyiz. Arka tarafta yine sensör kısımları. Yine bu kısımda kordon kilitleme özellikleri bulunmakta. Ve şöyle ekranı bir açalım. Saate alt tuşa basılı tutarak açabiliriz. Daha doğrusu üst tuşa basılı tutarak açabiliyoruz arkadaşlar. Üst tuşa bastığınız zaman bu şekilde saat açılıyor. Şöyle bir bakalım. Üst crown tekere bir kere bastığımız zaman bu menülere geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şu saatimizden devam edelim. Gördüğünüz gibi iki defa üst crown tekere bastığımız zaman bu menüler arasında geçişler yapabiliyoruz. Tabii ki akıcılık konusunda yine efsanevi HK kalitesi. Ekranımız AMOLED. Alt tuşa bastığımız zaman burada panel kısmına geçiş bölümü bulunuyor. Elimiz yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada bildirimlere geçiş yapabiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman burada widget kısımlarına ulaşabiliyoruz. Elimizi sola doğru kaydırdığımızda da burada bölünmüş ekran kısmına şeffaf bir şekilde burada ulaşabiliyoruz. Yine kendi fotoğraflarımı özelleştirme şansına sahibim. Fotoğrafları koyup özelleştirebiliyorum. Buradaki yazı detaylarıyla oynayabiliyorum. Ana ekrana basılı tuttuğum zaman burada gördüğünüz gibi kadran seçenekleri arasında geçişler yapabiliyorum. Şöyle bazı kadranlarda şu dikkatimi çekiyor. Düzenle seçeneği geliyor mesela bazı kadran seçeneklerinde. Onu bu şekilde aşağı yukarı kaydırarak ya da şurada olan tuşlara basarak değiştirme şansına sahibim. Daha da özelleştirme şansına sahibim arkadaşlar. Bir kısmı yine hareketli olarak karşımıza çıkıyor bu kadranların. Bir kısmı da durağan olarak karşımıza çıkmakta. Oldukça güzel kadran seçenekleri yer alıyor arkadaşlar. Şöyle benim en sevdiğim kadran seçeneği size açmak istiyorum. Bu şekilde üzerinde hem pusula da aktif olarak çalışmakta ve gayet de güzel şık durduğunu söyleyebilirim bu kadran seçeneğinin. Yine gelen mesajları okumadıysanız nokta, kırmızı nokta uyarısı da bu saatimizde bulunmakta. Onun dışında 3. tuşumuzu da atamalar yapabiliyoruz. Bastığımız zaman mesela burada spor modunu ayarlamışım ben. Direkt spor moduna geçişler yapabiliyoruz.
Saatin kolda duruşu, kordonun kumaş kalitesi gerçekten oldukça üst seviyelerde. Kolumuzu çevirdiğimiz zaman da ekran otomatik olarak uyanıyor ve gayet seri bir şekilde bize cevap verdiğini söyleyebiliriz bu konuda. Uyanmadığı, takıldığı bir durum söz konusu olmadı ve kolda duruşu, malzeme kalitesi, hissiyatı gerçekten üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bir bildirim geldiği zaman arkadaşlar ekranımız otomatik uyanıyor ve bildirim bu şekilde yukarıdan aşağı doğru şekilde kayarak geliyor. Daha sonra eğer bu bildirimi kaçırmışsanız tekrardan girip bildirimleri bu şekilde görüntüleme şansına sahipsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ben bu HK serisinin gerçekten bildirim gruplama olayını çok seviyorum. Böyle gelen uygulamalar üzerinden gördüğünüz gibi artı bir adet diyor mesela. Ekstra aynı uygulamalardan gelen bildirimleri bu şekilde gruplayarak bize verebiliyor. Bu da bildirim karışmasını önlüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir özellik olarak karşınıza çıkıyor ve çoğu uygulamanın neredeyse simgesini gösterebiliyor ve bu kaldır kısmına basarak da bütün bildirimleri bu şekilde kaldırma şansına sahibiz. Gelen aramalarda kişileri rehberimize kaydettiğimiz şekliyle ve telefon numarasıyla artık görebiliyoruz arkadaşlar. VRFit Pro'da böyle bir problem şu an için kalmamış gözüküyor. Bu şekilde. Şimdi de bir de hoparlör performansına bakalım saatimizin. Kalite standartları gereği konuşmalarınız kayıt altına alınacaktır. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle söyleyiniz. Yapmak istediğiniz işlemi söylemediniz. Neden aradığınızı... Gelelim saatimizin merak edilen batarya performansına. Arkadaşlar çok yoğun kullanımlarda bile 2 gün civarında bir batarya performansı sağlayabiliyor saatimiz. Ortalama olarak da 2,5-3 gün civarında bir batarya performansı olduğundan bahsedebiliriz bu saatimizin. Saatin titreşim seviyesiyle ilgili de oldukça fazla yorum geldiği için bu konuda da bir puanlama yapmamızı talep ediyor bizden takipçilerimiz. Titreşim seviyesi olarak da saate 10 üzerinden 6-6,5 civarında bir puan verebiliriz. Yani bazen bildirimlerin çok nadiren de olsa titreşimi hissetmediğim oluyor. Aramalarda böyle bir durum söz konusu değil ancak titreşimi böyle ortanın bir tık üstünde diyebiliriz. Yani biraz daha iyi olabilir. Yani marka saatlere göre geride arkadaşlar. Ancak titreşimi hiç hissedilmiyor olan replikalardan da değil kesinlikle. Ancak daha güçlü bir titreşimi olsun isterdim açıkçası. Replikaların çoğunda yaşanan problemlerden bir tanesi maalesef bu titreşim hissiyatı biraz az oluyor. Gelelim menü anlatımı kısmına. Bu menünün en baş kısmında arkadaşlar uygulama mağazası yazan bir bölüm var. Bunu daha çok yükleme amacıyla uygulaması üzerinden yükleyebiliyoruz. Ancak yüklediğimiz oyunları vesaire uygulamaları da buradan görüntüleyebiliyoruz ve saat üzerinden de bu şekilde kaldır seçeneğine basarak kaldırabiliyoruz. Tekrar menüye geri dönelim. Buradan saat kadranları oluşturabileceğimiz bir yapay zeka bölümü bulunmakta. Sesli notlar alabileceğimiz bir bölüm bu saatimizde bulunuyor. ChatGPT detayı yine bu saatimizde bulunmakta arkadaşlar. Tekrar şöyle geri dönüyorum. Akıllı notlar oluşturabileceğimiz, müzikleri kontrol edebileceğimiz bir bölüm bulunmakta. Şöyle müzik bölümünü tek tek göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi belli bir hafızası var arkadaşlar. Saatimizin içerisinde bir miktar kendisi yüklü bir şekilde müzik geliyor. Bunlar biraz hafızayı katladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle ana ekranımız bu şekilde müzik takip bölümümüzün. Şu yandaki 3 nokta kısmına bastığımız zaman telefon müziklerini kontrol edebileceğimiz kısmı seçtiğimiz zaman burada uygulamanın telefona bağlı olması gerekiyor. Daha sonrasında Bluetooth kulaklık bağlayabileceğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi çevredeki Bluetooth kulaklıkları ya da Bluetooth aygıtları burada görüntüleyebiliyor ve Bluetooth kulaklık bağlama özelliğine sahibiz. Yerel müzik kısmı da saatin kendi hafızası ve kendi hafızası üzerinden müzikler dinleyebiliyoruz. Şöyle kısaca gösterelim. Bu şekilde bir yerel hafızası bulunmakta. Burada VRFit tercümanı yazan bir bölüm bulunmakta. Onun dışında e-kitap özelliği var saatimizde. Bu arada bu VRFit tercümanı yazan kısımdan da arkadaşlar çeviriler yapabilirsiniz. E-kitap özelliği bulunuyor. Yine buraya mesela bir metin ekledim ben. Bu metini buradan saat üzerinden görüntüleme şansına sahibiz. Aynı zamanda burada yine kalp atış hızı, kan basıncını ölçme olayı, kandaki oksijen miktarı ölçüm olayı, egzersiz takibi, uyku takibi, stres takibi gibi bölümler bulunmakta. Yine aktivite kayıtlarınızı tutabiliyorsunuz. Burada işte atmış olduğunuz adımı, yakmış olduğunuz kaloriyi ve buradan hedef belirleme gibi işleri yapabiliyorsunuz. Oldukça detaylı bir şekilde bu durumlar yapılmış durumda. Yine hava durumunu görüntüleyebiliyoruz, alarm kurabiliyoruz, nefes egzersiz bölümü bulunmakta. Burada yine kayıtları tuttuğu bir bölüm var.
Burada uzaktan kumanda bölümü yer alıyor arkadaşlar. Bastığınız zaman kamera açık halde telefonda görebiliyoruz. Telefonu bul özelliği, mesajlar özelliği, yani daha doğrusu bildirimler özelliği, takvim olayı, ayarlar bölümü, oyunlar var. Mesela burada 2 adet oyun bulunmakta arkadaşlar. Böyle zar atma tarzında basıp zar atma tarzında oyunlar oynayabilirsiniz. Ara uçuşu yazan bir bölüm var. Burada da bildiğiniz Flippy Bird oyununu bu şekilde oynayabilirsiniz. Tekrar geriye dönüyorum. Bu arada bu liste tarzı, menü tarzında bastığınız zaman tekrar en başa sarıyor. Sayaç bölümü var. Burada geriye sayacı olarak kullanabileceğiniz bir bölüm bulunmakta. Su boşaltma olayı, hesap makinesi olayı, kronometre olayı, uyarı alarmı, Siri aktif hale getirme olayı, uzaktan kumanda, bu Siri daha doğrusu Instagram gibi, TikTok gibi yerlerde sesi arttırıp azaltma gibi böyle uzaktan kumanda şeklinde kullanabileceğiniz bir özellik de saatimizde yine bulunmakta. Burada yine bir pusula özelliğimiz var. Kart vizitleri koyabileceğimiz şu 2 adet bölüm bulunmakta. Kan şekeri takibinizi buraya kendiniz not şeklinde yazabileceğiniz bir bölüm var. Ben ve o dediğimiz takip sistemi bulunmakta. Yine fotoğraf albümü burada bulunuyor arkadaşlar. Kendi fotoğraflarınızı buraya koyup buradan direkt kadran seçenekleri olarak da ayarlama yapabiliyorsunuz. Şöyle 2 adet fotoğraf koydum mesela. Bunları da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde bu özellikleri de çalışmakta. Onun dışında şöyle unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Kişiselleştirilmiş zil sesi, bunlar yine ayarlarda bulunan bölümler ve en alt kısımda bir uçak savaşı yazan bir bölüm var arkadaşlar. Şu şekilde bir adet de oyun konumlandırılmış durumda saatimizin içerisinde. Tekrar şöyle geri dönelim ve ayarlar bölümüne geri dönüş yapalım. Şuradan ayarlar bölümü buraya konulmamış. Tekrar ayarlar bölümüne geri dönüyorum. Buradan şöyle ayarlar bölümüne geldik. Evet, burada bildirim yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada kırmızı nokta uyarısı almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim ipuçları almak istiyor musunuz? Veya bastığınız zaman gelen bildirim direkt saatinizde açılsın mı? Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu aktif hale getirdiğiniz zaman bildirimi kapatıyor. Sadece kimden bildirim geldiğini gösteriyor. Bu da hani bildirim, özel bildirim alıyorsanız, özel birisinden görüşme yapıyorsanız bunların dışarıdan görünmemesi açısından yapılmış bir durum. Burada yine dil, fabrika ayarlarına geri dönüş, yeniden başlatma gibi ayarlar bulunmakta. Çok önemli değil. Rahatsız etmeyin modu bulunmakta. Burada ekran ve parlaklığı ayarlayabileceğiniz bölüm bulunuyor. Parlakta bu en üst kısımdan ayarlayabilirsiniz. Uyanma hareketini bu kısımdan açıp kapatabilirsiniz. Ekranı kapat dediğimiz özellikle, yani elimizi kapatarak ekranın kapanmasını buradan aktif hale getirebilirsiniz. Sürekli açık ekran özelliğini buradan ayarlayabilirsiniz. Burada metin boyutunu ayarlama özelliği var ki çok önemli bir özellik. Bence her saatte bulunması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Tekrar şöyle eski haline getireyim. Ekran uyandırma süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama dinamiklerini buradan yatay, esneme, yakınlaştırma şeklinde ayarlar yapabiliyorsunuz. Ses ve dokunma denen bir bölüm var arkadaşlar. Burada saat üzerinden müzik dinleyecekseniz eğer bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da bu durumu kapatırsanız artık ses saat üzerinden çalmayacaktır. Arayanın zil sesi gelsin mi gelmesin mi, buradan titreşimin gücünü ayarlama, zayıf güçlü gibi durumlar bulunuyor. Mesaj tonu, yani gelen bildirimlerde bir ton çalsın mı çalmasın mı, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth'a buradan giriş yapabilirsiniz. Buradan bir Bluetooth arama gerçekleştirebilirsiniz. Bununla Bluetooth kulaklıkla alakalı. Şu gesture yazan bölümden arkadaşlar gelen çağrılarda kıstırma hareketiyle cevaplama özelliğini aktif hale gelsin mi gelmesin mi ayarlayabilirsiniz. Burada pil yazan bir bölüm var. Sadece ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Burada bir de güncelleme bölümü yer almakta. Uyku takibi ile ilgili burada ayarlar bulunuyor arkadaşlar. Eğer uyku takibi yaptıracaksanız şu kısımdan aktif hale getirmeniz gerekmekte. Geri dönüyorum. Burada yine egzersizle ilgili bazı ayarlar var. Kalp atışı hızıyla ilgili, eğer çok yüksek bir kalp atış hızına ulaştıysanız ya da düşük bir kalp atışına ulaştıysanız bunda ayarlar yapabiliyorsunuz. Masa saati bölümü var arkadaşlar. Saat şarj olurken size saati göstermeye devam etsin mi, bunun ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Dinamik ada özelliği var arkadaşlar. Bir müzik çaldığınız zaman üst tarafta dinamik ada açılıyor. Ya da bir bildirim geldiği zaman dinamik ada açılabiliyor. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında ikinci ekran uyarısı var. Bu elinizi sola doğru çektiğiniz zaman bölünmüş ekran mı olsun yoksa kartlar şeklinde mi devam etsin? Bunu buradan ayarlayabiliyoruz.
Sağlık uyarıları aldırabiliyoruz. Oturma uyarısı, işte su içme uyarısı gibi uyarılar aldırabiliyoruz. Tasarruf modu var arkadaşlar. Bu kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman güç tasarruf moduna geçiyor saatimiz. Ayarlar bölümümüzde bu şekildeydi ve menü anlatımını da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi gelelim uygulama anlatımı kısmına arkadaşlar. Saatimiz VRFit Pro uygulamasını kullanıyor. Bu saatin detaylı bir, yani uygulamasının detaylı bir kurulum videosu ve anlatım videosu kanalımızda mevcut. O yüzden bu videoda sadece yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım ve özet bir şekilde anlatacağım size. Bu ana sayfa yazan kısımda sağlık uygulamanı kaydettiği bir bölüm var. Burada egzersizlerle ilgili uygulama üzerinden başvuruları yapabiliyorsunuz. Ekipman yazan bir bölüm var arkadaşlar. Bizi esas ilgilendiren kısım bu kısım. Şu an saat açık olmadığı için bağlantı gerçekleşmemiş. Şöyle bir saati açalım ve bağlantıyı yapsın. Daha sonrasında anlatımımıza devam edelim. Özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Saati açtıktan sonra uygulamayı açmanız gerekiyor. Bağlantı koptuktan sonra tekrar uygulamaya bağlantı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yeniden kendi kendine bağlantı kurulumu yapmıyor uygulama. Bunu da söylemiş olalım. Bir bağlantı kopukluğu yaşıyorsanız eğer mutlaka tekrar uygulamayı kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi ilk başta bu arada reklam şeklinde böyle reklamlar da gelebiliyor uygulama üzerinde arkadaşlar. Hatta bunlar oldukça sık çıkıyor maalesef VRFit Pro uygulamasında. Şimdi burada çok fazla tema seçeneği gözüküyor, kadran seçeneği gözüküyor. Ancak arkadaşlar dikkat ettiğimizde çoğunun paralı olduğunu görüyoruz. Şu an için bir güncelleme ihtiyacı var sanki bu tema konusunda, kadran konusunda arkadaşlar. Çünkü kadranların çoğu ücretli ve gördüğünüz gibi yine reklam çıktı maalesef. Tekrar şu reklamı atlayalım. Şu an size saatin içerisinde bulunan ücretsiz kadran seçeneklerini gösteriyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Yine burada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 20-25 tane civarında bir ücretsiz kadran seçeneği bulunuyor. Kendi fotoğraflarımızı da buradan özelleştirme şansına sahibiz. Ve bu arada bu arka tema seçeneklerini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani şu menü seçeneğinin şu arka tarafındaki dünya ikonunu mesela değiştirebiliyoruz. Onların da bir kısmı ücretli. $1 gibi bir ücret konulmuş. Şu özelleştirme yazan kısımdan arkadaşlar, bu albüm araması yazan bölümden kendi fotoğraflarınızı bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Renklerle oynayabilirsiniz. Bunlar zaten VRFit Pro için bildiğimiz özellikler. Şimdi şöyle gösterelim. Farklı olarak burada bir uygulama deposu görünüyor arkadaşlar. Burada bazı uygulamalar var. Çoğu İngilizce, hatta neredeyse hepsi İngilizce diyebiliriz. Ama bunları hafif bir İngilizcesi olan kişi, yani az bir İngilizcesi olan kişiler rahatlıkla kullanabilirler. Oyun pazarı yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi oldukça fazla oyun seçeneği bulunuyor. Yani nereden baksanız onun üzerinde bir oyun seçeneği var. Buradan da bu oyunları indirip saatinizde oynayabilirsiniz. Yine burada uygulama pazarını demin göstermiştik. Bildirim bölümü var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden bildirimler alabilirsiniz. Sağlık hatırlatıcıları aldırabilirsiniz. E-kitap özelliği var arkadaşlar. Buradan E-kitap olarak bir metin yükleyebilirsiniz saatinize. Esas bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi, en çok dikkat çeken özellik bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatimizin, daha doğrusu telefonumuzun ekranı saatimize yansıyabiliyor. Hafif donma şeklinde yansıyor. Tabii donuyor, kasıyor ama mesela kadrajı görmek açısından güzel bir özellik olmuş. Bu da bu saate özel eklenen özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada bir yerel müzik bölümü var arkadaşlar. Buradan telefonunuza bir müzik yükleyebilirsiniz kendi dahili hafızanızdan. Ya da burada bulunan hazır müziklerden de yüklemeler yapabilirsiniz. Ancak hafızasının çok fazla olmadığını söyleyebilirim. Hatta ben birkaç tane müzik yüklemeye çalıştım. İkiden fazla müzik yükletmedi bana. Daha küçük boyuttaki müzikleri yüklemenizi istiyor. Saatin hafızası biraz dolu arkadaşlar açıkçası. Fotoğraf albümü yazan bir bölüm var. Buradan fotoğrafları seçip saat üzerinden görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu da bu saate özel gelen özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Burada bir galeri bölümü var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Fotoğraf albümü yazıyor gördüğünüz gibi. Eklemiş olduğunuz fotoğrafları bu şekilde buradan görüntüleme şansına sahipsiniz bu saatimizde. Onun dışında şöyle bir bakalım, plan yönetimi yazan bir bölüm var. Fotoğraf albümünü anlatmıştık. Böyle bir durum, özellikler bu şekilde arkadaşlar. Saatimizin uygulama anlatımı da bu şekilde.